Hasan abi nasıl şimdi rekolte bu sene? Rekoltemiz çok düşük. Yıldan kaynaklı. Geçen sene bu şeyden kaynaklı mildiyo hastalığından. Mildiyo hastalığından kaynaklı bir düşüklük vardı. Var. Onun etkileri var bu seneye. Doğuşumuz çok az oldu. Evet. Fiyat kötü değil. Fiyatımız Tarış'ın açıklaması piyasayı iyi tuttu. Evet, iyi tuttu. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de bir an önce açıklaması gerekiyor. Evet, doğru. Daha önceki yıllardaki gibi. Aynen öyle. Ama rekolte mesela bu bağdan kaç dönüm burası? Burası 25 dönüm. Geçen yıllarda bu mildiyo hastalığından önce dönümünde kaç kilo alıyorduk? 6-700 kilo dönümünde üzüm alıyorduk. 6-700. Çok verimli yerler. Şimdi kaç? Şu anda 350-400 arasında. Yani yarısını alıyor. Yarısını alıyor zaten. Yani öyle bakarsan da üzüm fiyatı 50 lira gibi bir şey olmuş oluyor. Yani evet, aynı yere dönüş yapıyor. Evet. Çünkü rekolte çok az. Rekolte çok az. Masraflarımız katlandı. Masraflar çok katlandı. Evet, çiftçinin sıkıntısı. Mazot çok. Mazotumuz 45 liralara dayandı. Evet, giderler, işçi maliyetleri, gübremiz. Hepsi çok yüksek. Çok yüksek, evet. Yani 100 lirada tarış iyi fiyata çıkıyor diyoruz ama üzüm üreticisi girdiği kapıdan çıkar herhalde 100 liraya. Kesinlikle, kesinlikle yani. Vekilim. Zarar ettirmez. Zarar ettirmez. Zarar ettirmez ama bir sürü emek, çoluk çocuk çalışıyoruz. Tabii. Bir sürü emek veriliyor. Peki çiftçi borçlu değil mi? Bankalara borçlu, evet, çiftçi. Borcumuz olmadığı yer yok. Tarım Kredi, Ziraat Bankası. Her yere borçluyuz. Her yere borçluyuz, evet. Peki nasıl ödeyeceğiz? Bu fiyat yeterli mi size? Kesinlikle yeterli değil. Değil. Kesinlikle yeterli değil. Daha güzel fiyatlar olmasını bekliyoruz. Olmasını bekliyoruz. Ama borçlardan dolayı da satmak zorundayız. Evet. Sıkıntılı vekilim. Toprak Mahsulleri Ofisi eğer taban fiyatını açıklamazsa sizde işçi maliyetleri mecbur mazot, evet. Mazota olan giderler. Evet, evet. Mecburen satmak zorundasınız. Mecbur, evet. Borcumuzu ödemek zorundayız. Borcumuzu ödemezsek daha sonraki yıllar elimizde malımıza el korlar. Evet. Yani üzüm üreticisi genelde 100 lira fiyat iyi diye bakılıyor ama maliyetlere, girdi maliyetlere baktığında daha 100 lira bir anlamı da, evet, kalmıyor. Evet, yani. Daha evet. Hele hele vekilim diğer mahsullere göre yani bir tık çok iyi diyebiliriz. Diğerleri daha da kötü çiftçi durumu. Evet. Başka, bağdan başka ektiğiniz bir yok, şey var mı? Yok, yapmıyoruz vekilim. Domates üreticisi, biber üreticisi bitti hepsi. Bitti, onlar. Evet. Bitti. Onlara kıyasla onlar bitti. Evet. Çok, çok zor bir yıl yani bu yıl değil ne mi? Ne traktör ne satarlar yani çok kötü bir durum var. Evet. Evet, yani çiftçi bu noktada üzüm fiyatı 100 lira da olsa evet, çare bekliyor. Çare bekliyor. Evet. Tarım Kredi'ye borçlar. Tarım Kredi'ye limitlerimiz doldu vekilim. Doldu. Limitlerimiz doldu. Evet. Limitlerimiz doldu. Şimdi Tariş'te 7 numara üzümü 100 lira açıkladı ama Tariş sadece ortaklarından alıyor. Evet, bildiğim sadece kadarıyla. Rekolte karşılığı. Siz Tariş'e ortaklığınız evet, var mı? Evet, var. Evet. Ama kaç var ton ama üzüm var? Ben 90-100 ton üzüm kaldırıyorum. 8 ton rekoltem var. 8 ton bana ne kadar cevap verir ki? 100 ton üzüm kaldırıyorsun. Evet. Tariş'e ortaklığından 8 ton verebiliyorsun. 8 ton verebiliyorum, 90 evet. ton üzümü eğer Toprak Mahsulleri Ofisi olmazsa, taban fiyatı açıklamazsa tüccara mahkum kalacaksın. Aynen, yani. İşletmeye, tüccara yani, mahkum. Açıkladığı taban fiyat yetmiyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. TMO'nun mutlaka taban fiyat açıklaması lazım. Evet, yani. Evet. Güzel çiftçiyi kurtaracak şekilde bir taban fiyat açıklaması lazım. Evet. Tariş açıkladı 7 numara üzümü. Abi 7 numara diyor. 7 numara üzüm. Bizim burada 9 numara üzüm. Orada 7 numara oluyor. 9 numara üzüm, 7 numara mı? Evet. Evet. Bir de Tariş sadece ortaklarına herhalde tahmin ediyorum. Siz Tariş ortağı mısınız? Değilim. Değil. Sen şu an onun açıkladığı 100 lira seni bağlamıyor. Bağlamıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce taban fiyatı açıklaması lazım. Açıklaması lazım. Geç kaldı. Geç kaldı. Geç kaldı. Geçen dönemlerde de Toprak Mahsulleri Ofisi geç kaldı. Değil mi dönemde de aynen, geç kaldı? Aynen. Çünkü hep buradaydı da aynı. Pamukta da aynı. Mısırda da aynı. Üzümde de aynı. Bütün hepsinde aynı. Mahsul çıkıyor ondan sonra. Mahsulden bile satma başı ondan sonra da taban fiyatının altında alıyor tüccar. Tamam. Tamam, sen taban fiyatının altında alıyor yani. Şimdi açıklamazsa taban fiyatını açıklamazsa yine üretici tüccara mahkum kalır. Mahkum, mahkum. Yine mahkum. Aynen mahkum. 100 lira falan hikaye oldu. Borcu yani. Adam verecek. Borcu ne koyacak? Borcu koyacak. Verecek. Şimdi işçi masrafları mı var? İşçi masrafı var. İlaçlıya borç var. Var. Onları ödemek zorundasın. Mazotçuya borç var. Sen bunu, tarım kredi, ziraat bana. Sen bunu bekletme şansın var mı burada? Kaç ton dedim burası? 20 ton bizim var burada. Bunu bekletme şansın var mı? Bekletme şansım. Borcum olmazsa borcum kadar satacağım. Gelsin koyacağım da koyayım. Borcumu satacağım. Mazotu ödeyeceğim. Bunları da o kadar satacağım ama bizi yarın bunu gelsin depoya koyacağım. Tabii. Bankaya borç var mı? Bankaya Tarım Kredi'ye var. Tarım Kredi'ye bankaya borcu olmayan çiftçide yok herhalde. Yok. Yok. Herkes bütün çiftçi borçlu. Yok.
Yani faiz yüksek. Faizler çok yüksek. 100 lira açıklaması karışık bir şey. Aldığın faizini tatmin etmiyor. Eğer yani 100 lira şimdi yani 100 liranın 2 sene önceki 10 lira. 10 lira. TMO açıklama yapmazsa bu üzüm fiyatı 80 lira 70 lira geri gelir. Gelir. TMO'nun bir an önce TMO taban fiyatı lazım. Devreye girip taban fiyatı toprak mahsulü örsün. Bir an önce Tüccar arayayım. Kaç para fiyatı belli değil mi ta diyor. Belli değil mi dedi? Tüccar değil belli değil diyor. Domates üreticisi zarar etti. Biber üreticisi zarar etti. Kavun, karpuz üreticisi zarar etti. Evet. Şimdi herkesin umudu üzüm. Üzümden eğer ya bu enflasyona çiftçi mi belirir ya? Çiftçinin malı düşünür. Aynen öyle. Enflasyonu evet. Şeyden çiftçinin malı düşünür de malı enflasyonu yapıyor. Evet. Geç kalıyor, geç kalıyor. Yani. Mahsulünü çıkardı, ondan sonra fiyatı çıkmıyor. Olmaz yani. Bunu bir ay 20 gün önceden açıklaması lazım. Buğdayda da aynı şeyi. Bir de taban fiyatının üstünde alması lazım. Buğdayı çıkarırken gemiler şeye yanaşıyor, limana yanaşıyor. Dışarıdan buğday geliyor. Hani bizim kendi ülkemizde üretilen şeyler varken niye bu dışarıdan geliyor? Aslında bizim dışarıya satmamız gerekmiyor mu bilmiyorum ben. Tabii. Hani yani, bir yerde bir yanlışlık var. İşte iktidarın tarım politikaları yanlış olduğu için ithalata dayalı bir tarım politikası var iktidarın. Evet. 20 yıldır evet, böyle. Evet.